T24'ten herkese merhaba. Salı Pazar'ın Dünya Kupası özel bölümüyle karşınızdayız. Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar tamamlandı. Gruplardaki son durumları konuşacağız. Sürprizler, favoriler, gruplardan kimler çıkar? İşte elenen takımlar da var. Son 16'ya şimdiden kalan takımlar var. Onları da konuşacağız ama ondan önce Türkiye'de PTT 1. Lig'de oynanan Altay Göztepe. Altay Göztepe maçını konuşmadan olmaz diye düşündük. Yani Altay tribününden Göztepe tribününe atılan fişek var. Göztepe taraftarının Altay kalecisine arkadan direkle saldırması. Maç zaten tatil edildi. Ne diyorsunuz abi maçla ilgili, ne diyorsun? Valla korkunç bir kere yani yaşananların tamamı korkunç. Ya futbol taraftarlığıyla ya futbol taraftarlığını filan bir kenara bırakalım, insanlıkla bağdaşmayacak şeyler yani. Bir tane adamın arkadan kalleşçe direkle saldırıyorsunuz. Diğeri zaten gerçekten açıklanabilir bir şey değil. Detaylar korkunç ya olayın. Yani bir iki ambulans şoförü içeriye işaret fişeği, sis Çantalar. bombasını filan çantalarla tuvalete koyuyorlar. Ondan sonra tuvaletten taraftarlar alıyor bunu. İşaret fişeği atılıyor Altay taraftarından Göztepe Ondan taraftarına, önce o sis belli bombası olmasın diye atılıyor. sis Sis bombası bombası atılıyor atılıyor. filan. Yani böyle gerçekten çok ciddi organize ve korkunç olaylar. Ya ben bir başta söylemek lazım şunu, ya bunu yapanlar, dahli olanlar, herhangi bir şekilde karışmış olan kimsenin ya futbol maçına girmesini falan bırakın, hayatının bir daha dışarıda sürdürüyor olmaması lazım. Çünkü bir insanın yüzünü ağzını parçaladılar ki yani parçalanmasa da, hiç kimseye bir şey olmasa da, yani bizim izlediğimiz oyun falan bu mu yani? Mesela biz bunu mu izlemek istiyoruz yani? Bu şunun şeyi mi yani? Takımı çok seviyorum. Ya böyle bir takım sevgisi falan da olmaz. Çünkü bunun içinde sevgi barındıran bir şey yok yani. Eylem yok yani. Her şey şiddete barındırıyor. Ama bugünlere yani hiçbir şeye böyle bir anda oluşmuyor. Yani bugünlere hep adım adım gelindi. Bunların hepsi cezasız bırakıla geldi. Yani sahaya bıçakla dalan taraftara hiçbir şey yapılmadı. Sahaya eline ne geçerse, ufacık bir çakmak bile, para bile atsa, rakip oyuncunun kafasına gözüne atan adamlara hiçbir şey olmadı. Biz bunları taraftarlıkla falan böyle geçiştiriyoruz. Kimilerinin hoşuna da gidiyor bu arada. Yani herkesin hoşuna gittiği, birilerinin hoşuna gittiği görüntü bu. Ya bunun bir adım ötesi zaten, ya muhtemelen tribünlere silahlarla falan girip herkesin birbirine kurşunlaması. Çok şaşırmayız. Türkiye açısından şaşırmayız. Ya Türkiye'de herkes ve her şey kendi başının çaresine bakıyor. Muhtemelen futbolda da böyle olacak. Şimdi böyle çok beylik laflar edilecek. Denecek ki çok ağır cezalar verilecek. Bir daha bunlar olmayacak. Bir kere Türkiye'de ben en azından AKP pratiğindeki alınacak önlemi biliyorum. Deplasman Deplasman taraftarı yasağı. yasağı getirilir. Bu işe öyle çözüm bulmaya çalışılır. Ama biz yani 2000 taraftarı, 1000 tane deplasman taraftarını, 2000, 3000 taraftarı bu ülkenin devletinin, yani devletin kolluk güçleri koruyamıyorsa, o zaman devletin bir anlamı kalmıyor yani. Bu yasakla da çözülebilecek bir şey değil. Bunun da yapılması gereken tek şey var. Bu işlere girişen herkesin çok ciddi cezalar alması lazım. Öyle stadyuma girmeme falan değil yani. Bu adamlara çok ciddi ceza. Çünkü yani ölümle yargılayacaksın bu adamları. Ölüme kastla yargılayacaksın yani. Ya biz burada daha önce de işte 6222 sayılı kanun var, işte Pasolik var. Bunlar neden işe yaramıyor, neden tespit edilmiyor diye defalarca konuştuk. Bu olayda da aynı şey var. Yani o hem Altay kalecisi hem de Göztepe taraftarı ölebilirdi orada ve şu an belki çok daha farklı şeyler konuşurduk ama yine de Bir gün de unutur, merak etme ölmemiş de. olmaları da bu yaşananların hafif Ya hiçbir şeye ya da buz etmez ya. evet, Bu öyle yani değerlendirilmemesi gerektiğini ya düşünüyorum. cezasızın olduğu ortamda her Ya şey bundan olur. birkaç hafta önce onu konuşmadık sanırım. Yerel liglerden, amatör liglerden birinde Hakeme saldırı. Evet, Karadeniz'de ya Trabzon'da. Trabzon'da yöneticinin birisi hakeme ana avrat sayıyor ya. Hakemin yanında polis var filan. Kimse bir şey yapmıyor. Polis bir Adam o şey yapmıyor, kadar zor rahat. tutuyorlar Yani adamı. 6222 filan Pasolik, bunların tamamı yalan dolan. Bunların neden getirildiği belli ya. Tekrar tekrar üstünden geçmeye gerek yok yani.
6222'ye uyan mesela kaç tane spor kulübü başkanı var? Kaç tane yönetici var? Ya bırak altlıkları falan, üstlüklerde. Ya bu, ya şimdi söylemek tatsız da, bu ülkede rakibinin adını söylemeyen koca koca şey sanayiciler var ya. Rakibinin adını söylemiyor. Ayıptır ya. Yani gerçekten ayıptır. Yani onunla bunu bir mi tutuyorsun? İşte imamla cemaat ilişkisi tamamen. Yani oradan birisi böyle söylerse aşağıda başka şeyler olur yani. Ankara Gücü maçında sahaya, Beşiktaş'a, Soze'ye saldırıldığında cezasız bırakılmasaydı ciddi bir şey. Her maç birilerinin kafasına su şişesi, çatmak sallayanlar cezasız bırakılmasaydı o zaman konuşulabilirdi. Şu anda yine hiçbir şey olmayacak. Ya bir canım. Şey değişmeyecek. Deplasman yasağı deniyor. Deplasman yasağı getirse zaten bu sefer bütün maçları seyircisiz oynaman lazım. İç saha taraftarı onu atıyor, bunu yapıyor. Yani bu her şeyden öte ambulans. Yani orada bir oyuncu sakatlandığında girip tedavi edecek insan stadın içine, deplasman tribününe bir derbide işaret fişeği sokuyor. Bırakıyor. Birinin ölümüne sebep olma tabii yolunda ya, bir adım bir atıyor. Bir de tamam. Meşale falan da demiyoruz. İşaret fişeği yani. Tabii canım, şu kadar bir tabancası var onun, şu kadar bir fişeği var ya. Yani bir kere bu mental açıdan da korkunç bir şey yani. Nasıl biri işaret fişeğini ben sahanın içine sokayım diye gerçeklikten düşünebilir. Gerçeklikten de bir kopuş yani. Tabii canım ya, sahaya nasıl bir gerçeklikte bu yapılıyor? Hepimiz futbolu seven, takımını destekleyen insanlar. Bir defa yani normal bir insanın aklından geçebilir mi? Sahaya gireyim, korner direğini sökeyim, birinin kafasına indireyim. Bu normal aklına bir şey gelmez. Olabilir mi yani? Aklına gelmez. Düşünemeyebilir. Yani hiç olman benim aklıma lazım böyle bir şey. En içimde şiddet barındırdığını düşündüğüm anda bile aklıma gelmez. Zaten gelmem, sahanın içine girmek aklıma lazım. Gelmez de. Sahanın içine girmek. Çünkü Trabzonspor şampiyon olduğu gün bütün stadyumda hiçbir şey yapıldı mı abi? Yani maç hiç konuşuldu bile evet, mi? Evet. Maç devam etsin diye. Ama ya bunlar o kadar normalleştirildi ki Türkiye'de. Sahaya yani o gün kaç bin kişi vardı sahanın içinde? Bir oyuncuya bir şey olsaydı evet. Ne yapacaktın? Ki oyuncuya saldırıldı. Bofin'in fiili saldırı da vardı o maçta. Tabii vardı. Fotoğraflar var millet girmeye çalışırken. Bu ondan sonra Sözde Pasolik diye bir sistem var. Hepimizi tespit edecekti bir şey yaptığında. Hiçbir şey tespit edilemiyor. Niye? Ya bu ya sürekli bozuk palak gibi diyorum. Olur da aksi yönde herhangi bir tezahürat yapılırsa Cumhurbaşkanı'na falan... Tabii canım o zaman bulunur. Onu da bulamıyor edersen. Bu arada. Türbün kapıyor kafasına göre. Pasolik bildiğin haraç kesiyor insanlardan. Hiçbir soruna çözüm bulamıyor. Federasyonlar hiçbir şeye çözüm bulamıyor. Tabii sahanın içinde bu ülkede futbolcu dövülüyor. Ya bu... Artık tabii sonra gelsin bir de millet Ronaldo burada oynasın falan diyor. Abi kim bu ligde oynamak ister? Ya Can Kelle yani koltukta futbol mu oynayacak millet? Ya bir de bunun adına rekabet deniyor. Rekabet böyle bir rekabet şey değil. Yani mesela işte daha geçen gün hatırlarsın konuştuk. Ya Nadal mesela Federer bıraktığı için bir parçam gitmiş gibi hissediyorum. Rekabet böyle bir şeydir ya. Yani sen ne kadar... Rakibin ne kadar büyükse sen de o kadar büyük oluyorsun. Onun tadı böyle bir şey. Yani bu arada da seni ve onu büyüten şeylerdir. Bizde böyle değil. Bizde paşadan çekip aşağıya indirme var. Yani birisi başarılı oluyorsa indireyim onu kendi seviyeme. Sen oraya çık yani senin oraya çıkmak gibi bir amacın yok yani. Ya Pasolik ya sadece Pasolik de değil. Ne federasyonun özellikle senin ya federasyon başkanları tamamına yakını, ya tamamına yakını filan değil, tamamı şeydir yani, birisi istedi diye oluyor. Yani Cumhurbaşkanı istedi diye oluyor, onu söyleyeyim. Birisi de demeyelim de ismini koyalım yani, ben koyayım en azından. Siz susun, bir şey olmasın, tek girelim ben olmazsa. Yani katılıyorum. Sadece Cumhurbaşkanı istediği için oluyor. Özerk filan, özerk yapılar değil, özerk kurumlar değil. Şeylerin altına bakın, federasyonun altında ceza kurullarına bakın. Hepsi eski AKP il başkanı, AKP milletvekili adayı, AKP belediye başkanı. Yani bir partinin oyun havuzuna falan döndü futbol. Doğal olarak da herhangi bir şey yapılmıyor. Ama ben şundan eminim. Göztepe Altay maçında Erdoğan istifa diye herkes bağırsa ben gördüm neler oluyordu. Herkesi bireysel de yakalarlardı, bulurlardı, tribünleri de kapatırlardı. Bir de artık sezon sonuna kadar İzmir'de futbol oynanmıyordu. Meçhul yani. Yani şimdi insanların canı bu kadar değersiz mi ya? Bir insanın ağzı yüzü parçalanmış, çenesi dağılmış yani işaret fişeği fırlatıyorsun kaç metreden. Zaten o şey gibi giden
silahla yolladı, silahla gönderdiğin için uçak görsünde gökyüzüne attın. Ya şakırt diye arbaletle yollar gibi yolluyorsun. Yani şey yollasan, oradan plastik bir şey atsan, fırlatsan o hızda, o şiddette mutlaka bir şey olur. Böyle bir demir parça olan şey yolluyorsun yani ve bunlara karşı hiçbir şey olmayacağını da biliyoruz. Gerçekten biliyoruz. Çıkılacak, konuşulacak, en ağır cezalar verilecektir denecek. Bundan sonra asla böyle olaylar yaşanmayacak denecektir. Ya altlarda, amatörlerde falan neler oluyor işte. Keşke o görüntü olsa, keşke onun üzerine konuşsak. Yönetici, hakeme ana avrat küfür ediyor ya. Ana avrat küfür ediliyor ve yanında polis var, polis bakıyor. Polis izliyor ve polis şey diyor, lütfen başkanım falan. Ya abi, bütün başkanlar hakeme inip ana avrat küfür edecekse insin abi. Dursun Özbek insin, Ali Koç insin, canı sıkılan insin aşağıya yani. Ya Türkiye'de bir süreden beri aslında bunların hiçbirisinin futbolla da ilgisi yok ne yazık ki. Futbolda bunların içlerinde adalet Allah'a emanet şekilde gidiyor. Herkes de kendi başının çaresine bakıyor. Herkes öyle yani. Türkiye'de başının çaresine bakamayan hiç kimse, başının çaresine bakamayan hayatı tehlikede, hayatı tehlikededir yani. Yani umarım bir daha yaşanmaz diyelim. Hep her programda bir olayla ilgili bunu diyoruz ama yaşanmaya da devam ediyor. Ya yaşanacak. Bunların hepsi yaşanacak ya. İstiyorsanız. Sirk çünkü. Buraların hepsi sirk. Dünya Kupası'na geçelim. Geçelim. A grubunda Ekvator, Hollanda 4'er puanla ilk sırada. Senegal 3 puanla 3. Katar elendi. Yani. Beklenildiği gibi. Nasıl şok oldum. O oyun, o futbola. Yalnız ben, benim bendeki büyük hayal kırıklığı ikinci maçta Katar kaleci değiştirmişti. Evet. Ben bir çok büyük hayal kırıklığına uğradım. O yüzden izlemedim. Bıraktım zaten. Ve gol attı. Hı? Gol attılar. Yani o yüzden izlemedim. TRT spikeri inanılmaz sevindi gole bu arada. Yani izleyenler fark etmiştir. İzlemeyenler de baksın. Böyle ekstra bir sevinç vardı. Yani sanki biz atmışız gibi sevindi. Türkiye öyle, atmışız. Ben TRT spikerlerinden çok keyif alıyorum. Çünkü futbol izlerken Osmanlı tarihi öğreniyorum sürekli. Belki Portekiz maçında geliriz de dün en çok konuşulan şeylerden. Herkes Nunez ya. Bütün Barbaros hayretti. Yani bu arada kimse, tabii ki ben de hani Portekizce bilen bir insan değilim. Ama yani mesleğin buysa şu isimleri söylemeyi öğrenirsin ya. Ya bu yani. Şu çok basit yani, gideceğin, yapacağın şey şudur. Maçtan evvel bir saat önce, bilemedin iki saat önce gidersin. Portekiz spikerin yanına gidersin. Dersin ki şu isimleri nasıl telaffuz ediyorsun? Bu kadar basit yani. Yapacağın tek şey bu. Çünkü senin işin bu yani. İsim telaffuzu, bir de hani şey de yok. Hangi numara, hangi oyuncu, onları da tespit etmemiş. Ya ben bir yere mesela gerçekten sahada 8 Nunez var zannettim. Yani Uruguay'ın 8 futbolcusu var, Nunez olduğunu zannettim yani. Ya bir de sürekli TRT, tamam dizileri var, altta dönüyor da niye sürekli Barbaros Hayrettin Paşa'ydı, Alsancak'tı, nefis bir hikaye şu, bunu ya niye bir de Barbaros TRT? Yani tanıtımını gördüm. Abi Barbaros kızıldır, gözünü seveyim ya. Yani esmer Barbaros Hayrettin Paşa olmaz. Yani tarihi de bu kadar ip bükmemek lazım yani. Abi Netflix tarzı bir yol izliyor olabilirler. Ya da Amazon Prime. Konuya neden geldik bir anda? Kanun saptırmasıyla biz şu anda TRT konuşuyoruz. Öyle ama bu dünkü maçta çok eserlerinde vardı da yani. Yani herhalde grup grup başlayacağız. Ya da genel bir şey mi yapalım? Ben genel olarak şöyle söyleyeyim. Hala aradığımı çok bulabilmiş değilim. Çok büyük hayal kırıklıklarım var. Sonra gruplarda mı konuşuyoruz yoksa şimdi mi? Mesela Belçika iki maç itibariyle gerçek anlamda bir hayal kırıklığı oldu benim için. Uruguay çok ciddi hayal kırıklığıydı. Evet. Her iki takım bence yani her iki takım biraz teknik direktör kurbanı oldular. Ya bir de artık ya şeyi de konuşmak lazım. Ya oyun artık futbolcuların elinden çıkmaya başladı. Yani ben bu Dünya Kupası'nda daha bariz bir şekilde hissetmeye başladım bunu. Oyun teknik direktörlerin oyunu olmaya başladı futbolcudan çok. İşte her teknik direktör belli bir oyun disiplini ve oyun taktiğiyle takımı oynatıyor. Başka bir plan yokmuş gibi son 15-20 dakika kala canavliyle atılıyor sahaya bazı şeyler de. Yani ben futbolcuların, ya ben taktikten öte abi ben futbolcu izlemek istiyorum. Yani ben işte atıyorum Neymar, Richarlison'un attığı golü izlemek istiyorum. Hadi golden geçtim. Ben Neymar'ın içinde sahanın ortasında yaptığı iki hareketi izlemek istiyorum. Ya De Bruyne'nin bir attığı pası izlemek istiyorum. Yani santrforsuz
sadece birbirini bozmaya ve birbirini oynatmamaya yönelik futbol, yani futbolu oynamadan çok oynatmamaya üzerine kurulu. Ya şimdi mesela Almanya İspanya maçı izledik. İki takım, yani ikisi de iyi takımlar. İspanya daha iyi bir takım, Almanya daha bir, İspanya göre daha vasat bir takım diyebiliriz ama sonuç itibariyle koskoca Almanya ve İspanya, ya ikisi de santrforu yok ya, golcün yok yani. İkisi de zaten santrforu oyuna attı, gol geldi ikisinden de. Yani ikisi atmayabilirdi ama yani böyle santrforsuz, golcüsüz, sadece işte ayağında topu tutup rakibin hata yapmasını beklemeye yönelik çok sıkıcı bir oyun olmaya başladı, onu söyleyeyim. Yani çok ciddi tehlike bu. İzlenebilirlik açısından çok sıkıcı. Bu Dünya Kupası'nda çok daha bariz hissetmeye başladım. Onun dışında işte bir takım işte Messi'nin imkansıza yakın attığı top ve yani çok kötü giden bir maçtı aslında o da. Yani o gol girmeseydi başka türlü başka olmayacaktı. Ya, işte ya o, duran top ya da Messi çıkacaktı, yapacaktı bir şey. Öyle görünüyordu. Ya bu arada da şeyi söylemem lazım mutlaka. Dönen tartışım. Ya ben şu şeyden çok sıkıldım ya. Yani Messi'yi ısrarla gömenler, Ronaldo'yu ısrarla gömenler. Ya abi şimdi adam bir tane başarısı var tamam mı? Dünya Kupası yok. Abi senin hayatında ne başarın var mesela? Şu eleştiriyi yapan adamın hayatındaki yegane başarısı şeydir mutlaka. Peyniri 10 lira daha ucuza almak filandır. Başka bir başarın yoktur. Herif milyon tane ödül kazanmış, milyon tane gol atmış. Şampiyonlukları, kupaları, bu kadar şey var. Dünya Kupası yok. Abi bu mu yani mesela? Messi'yi böyle mi eleştireceksin? Yok, ben zaten mesela o tarihin en iyisi tartışmasında Messi'nin Dünya Kupası olmamasını bir kriter olarak kendim saymıyorum. Ya zaten olmamalı abi. Ya şimdi buradan oturup isim isim sayalım mı? Dünya Kupası, Dünya Şampiyonluğu hiç almamış muhteşem futbolcular sayalım mı? Kaç tane sayarız? Yani bütün kıstas abi Dünya Kupası yok. Ya bu kadar böyle aptalca eleştiri. Ya çiğ filan diyecektim de aptalca bu eleştiri yani. Bir de böyle eleştiren adamlara bakıyorsun. Abi gerçekten eleştiren adamların kalibresi. Yani daha fazla bir şey söylersem başka kimseyi hedef almadan söylüyorum da gerizekalı abi bunların hepsi gerizekalı ya. Yani hayır. Kimseyi hedef almadan herkes hedef. Mahkeme kayıtlarında katılacaksın. Biraz öyle oldu. Abi kimse hedef almıyor, herkes hedef almıyor. Hayır abi bak kızdığım şey şu. Ay, kızdığım şey... Oğlum bundan sonra nasıl konuşabilirim? Abi sinirlendiğim şey şu, tamam mı? Bir adamı sadece Dünya Kupası... Abi gülmeyi keser misin? Dünya Kupası olmadığı için eleştiremezsin. Yani bak şey dersin, tamam mı? Ya keşke Dünya Kupası ol. Ya bu adamdan nefret ediyorsun, tamam mı? Abi bir insanın mesela Messi'den nefret etme motivasyonu nedir abi ya? Futbol sever bir insana, futbol izlemeyen insandan bahsetmiyorum. Abi adam bir futbol sever ve Messi'den de mesela nedir abi temel motivasyonu senin? Abi adam 15 yıldır acayip bir şey izletiyor sana. Keza Ronaldo da aynı şekilde. Tarihte görülmemiş bir şey. Yani çok acayip bir şey izletiyorlar sana yani. Acayip iyi bir rekabet izletiyorlar. Al işte abi ikisinin ayrılmasından sonra bütün televizyonlar canlı yayın Real Madrid Barcelona maçlarını. Kim Real Madrid Barcelona maçı izliyor? La Liga bitti, yine evet, bir şey oldu. Abi yani. İkisini çektin aldın bitti yani. Hoş, biraz yaşla ilgili de. Onları yani prime dönemlerinde La Liga Premier Lig'in önünde. Evet öyleydi yani. Biraz da daha izlenebilir olması açısından. Çünkü Premier Lig hep çok uzun zamandan beri hep şifreli kanallarda. Yani ve hiçbir şey söyleyemiyorsun. Geldiğin son nokta şu. Dünya Kupası yok ya. Yani boşver ya. Yani aynı şekilde Ronaldo da yani. Bu arada da Ronaldo işte Avrupa Kupası aldığı için ona bu kadar şey söylenmiyor. Messi Copa Amerika'yı aldı ama. Evet işte onun karşılığı o zaten, onu söyleyecektim ben de. Onun da Copa Amerika'sı var da abi bak hiçbir şey olmadığını düşün. Adam çok iyi futbolcu ya. Yani izlerken şu an en kötü dönemini izliyoruz belki. İzlediğimiz en kötü dönemde ya. Bundan 10 sene evvel çok acayip şeyler izliyorduk abi. Yani sahanın ortasına bıraksan eleştiren adamı ya muhtemelen 3 adım falan atamazsın yani. Ve eleştirdiğin adam da Lionel Messi yani. Bak garip geliyor. Yani Messi için sevindim. Sadece şu lafı söylemek için bu kadar laf ettim. Kusura bakmayın. Ya Messi'ye o açıdan sevindim. Bir de Messi işte o yüzden Messi. Adam iğne deliğinden asla geçiremeyeceğin, gitmeyecek bir yerden top geçiriyor. Çünkü kaleci çok iyi yattı, uzandı. Ama ona rağmen ben Arjantin'in futbolunu yani çok sıkıcı ve çok sıradan buluyorum.
Bence taktiksel yani oyun oyuncu anlamında da şeyleri var, hataları var ama tabii teknik direktöre karşı benim sözüm elbette o daha iyi biliyordur çünkü adamlarla yaşıyor ediyor. Ben tamamen dışarıdan bir izleyen olarak söylüyorum. Ya hala Arjantin'in ben çok ileriye gidebileceğini düşünmüyorum çünkü bütün maçları böyle tutmaya çalışarak yapamazsınız yani. Arjantin'de ben hala birazcık tutukluk olduğunu da düşünüyorum. Yani baskıyı çok kaldıramıyorlar gibi. Yani Messi oyuncularda şeyi de hissediyorum. Hani Messi için bir çok şeyler yapmalıyız. Ya. Evet, yani, acayip bir gerilim ben var. Ben işimle seyrederken birlikte seyrettik hatta maçı. Ona şey yaptım. O da fark etmiş aynı şeyi. Mesela bir maç başındaki Messi'nin suratına bakın. Golden sonraki adam acayip rahatladı yani. Çok gergindi maç öncesi. Öyle bir yani, haklılık payım var. Acayip bir gerginlik var takımda. Belki bu Polonya maçında biraz daha farklı bir Arjantin görebiliriz. Ya da gibi. Polonya maçından sonra Arjantin'i göremeyebiliriz. Yani benim tabii isteklerim ve düşüncelerime çok... Ya yok ben turnuvanın başından beri söylüyorum. Yani ben Polonya'nın çok turnuva takımı olmadığını söyledim. Ben Arjantin... şeyi Polonya'yı bir şekilde geçip çıkacağını düşünüyorum yani. Vallahi Lewandowski açıldı bilmiyorum. Arjantin'in sonu hayra alamet değil gibi geliyor bana. Şimdi ya, Messi dünya kupası olmadı ilk. Şimdi C grubunu konuştuk gibi oldu. Evet evet. A grubunda isterseniz şeyi konuşalım yani ilk iki kim olur? Nerede? A grubu. A grubunda. Ya A grubunda Hollanda 1 olacak. Yani. O kesin. Yani bugün Katar karşısında büyük bir talihsizlik yaşamazlarsa 5, 6 ve plus üstünü düşünüyorum yani. Ya bu arada bence daha da fazlası olsun. Kaan baktı. Kaan ısrarla doğaya gidersen ters kelepçeyle alınır mıyım diye o endişeyi taşıyor. Ekvator Senegal maçında ya o çok... Bence o maç çok güzel bir maç olacak. Benim gönlüm Senegal'den yana. Biliyorum senin gönlün Kral'dan yana, Valencia'dan yana. Dünya Kupası olmadığı için en iyi oyuncular listesinde tartışılan bir isim daha Valencia. Bana Ekvador Hollanda gibi geliyor ya. Yani Ekvador çıkarlar gibi. Ya oyun olarak baktığımda ben de aynısını düşünüyorum. Ben biraz gönlümden geçene söyledim. Yani oyun olarak baktığımda bence de Hollanda Ekvator gibi gidiyor ben ama içinden Hollanda Senegal. Ama ikisi de bir sonraki tur yani günler. Çünkü Hollanda'da da Ekvador'da da bu grupta olmasalar pek bir şey yokmuş gibi. Yani çok o maçta ben sıkıntıdan ölecektim. Ya bütün maçlarda bu arada fenalık geliyordu ikinci maçlarda da cidden ben ya kulüp futbolunu çok özledim. Ya çok sıkıcı bir Dünya Kupası izliyoruz. Ben yani. Ben sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Ben de sıkıcı olduğunu böyle düşünüyorum. Böyle bazı ya tweetler görüyorum falan. Dünyanın en işte eğlenceli falan. Herhalde en son ilk Dünya Kupası'nı izliyor insanlar gibi geliyor. Ya muhtemelen şeyi söyleyeyim. Bu sıkıcılıktan genel olarak bir Katar'da yapılmasına bizim olduğu gibi herkesin şeyi var, itirazı var. Katar'da yapıldığı için değil, genel olarak sıkıcı bir Dünya Kupası bence de yani. Ya bir kere oyun, yani futbolun işte o evrilme şeyi, evrildiği yer o açıdan kötü. Ya oynamak, temel amaç oynamak değil, oynatmamak üzerine kurulu. Herkes önce rakibini oynatmama üzerine kuruyor oyunu. Öyle yapınca da işte yani bir sonraki Dünya Kupası futbolun beşiği İngiltere'de de olsa ve bu oyun devam ediyor olursa aynı şeyleri söylerim yani. Çok sıkıcı olmaya başladı. Bir de bireysel yıldızlar da yok olmaya başladı. Evet. Yani mesela dünkü Brezilya maçında gördük. Yani Neymar'sız Brezilya orta sahası işte Manchester United orta sahası oldu. Fred'le Casemiro hiç pozisyon üretemediler. Yani ya Neymar'ın da vurdu Casemiro bu arada. Evet güzel goldü. Ya bütün golleri güzel oluyor neredeyse Brezilya'nın. Yani Neymar'sız bir Brezilya'nın çok sıradan bir takım olduğunu görüyoruz. Yani Neymar da çok üzerine gidilen ya tırnak içinde itici karakterlerden biri olduğu için çok sevilmiyor. Bir de geçen Dünya Kupası'nda bu her şeye balık gibi atlayıp durmuştu yere. Ondan bir nefret var ama yani herif takımı çok iyi top oynatıyor. Onun olmamasının, yani onun eksikliğini dün gördük. Brezilya biraz sıradanlaştı. En azından bir önceki maçtaki gibi değildi. Yani A grubu ben Hollanda ve gönlüm itibariyle Senegal diyorum. Bir de bir Afrika takımı çıkmasını istiyorum yani. Ben Hollanda Ekvador'dan devam. Ben de Hollanda Ekvador diyorum. Tamam. Yani şu an 3. maçlar itibariyle en ilginç gruplardan biri.
B grubu. Evet, herkes İngiltere Galler'le karşılaşacak. İran Amerika maçı var. Ya yani 4 takımın da çıkma ihtimali olan bir şey evet. Ama İngiltere buradan çıkar. Lider çıkar. Ya yani şöyle bir durum var. İngiltere beraberlik alıp bir beraberlik alırsa yenilirseyi saymıyorum. Orada Hollanda ile eşleşebilir. O yüzden ben aslında İngiltere Galler birlikte çıkarı düşünmüştüm hep ama son maça kaldı artık o iş. Herkes canavlı olduğu için böyle olmayacaktır. Yani İngiltere grup lideri çıkar. B grubunda ikinci de yine gönlüm itibariyle ben İran'ın çıkmasını istiyorum. Ben de İran çıkar diyorum. Ya Amerika'yı ABD. Yeneceklerini düşünüyorum. Sen Amerika mı diyorsun? Daha hala ısrarlısın Amerika'dan. Yani Amerika cidden içinde yetenekli oyuncular olan bir takım. Amerika'da üniversite okuduğunu söyleyelim de neden bu Amerika ısrarlı olduğunu bir herkes bilsin. Ya sanki ya siz İran'da mı okudunuz üniversiteyi kardeşim, ne alakayız? Biz şarklıyız, şarklı. Hayır ama yani bu çok ısrarlısın Amerika konusunda. Ya çünkü Pulisic'i seviyorum. Hacı Wright. Serdar Azmun'u da seviyorum bir şeyden. Ben TRT mesela o yanını da sevdim bu Dünya Kupası'nın. TRT sürekli Fenerbahçe'ye oyuncu getiriyor. Evet. İnanılmaz. Scout ekibi gibi çalışıyorlar. Evet. Serdar'ı alacaksınız evet. Herhalde. TRT kime mikrofon alırsa ona transfer teklifi yapıldığı da iddia ediliyor falan. Muhtemelen söylenmiştir. İşin o kısmını da göz ardı etmeyin diye. Pardon. Ya şimdi C grubunda Arjantin'i biraz konuştuk ama ne olur orada ne bakalım. Olur ne ya olur ben bakalım. Çok normal ve doğal olarak Arjantin'in çıkmasını istiyorum. Arjantin daha önce de konuştuk. Arjantin eğer grup lideri çıkamazsa buradan ikinci çıkarsa Fransa ile eşleşir. Bence daha son 16'da elenirler gibi geliyor. O yüzden Arjantin'in kesin kazanması lazım. Diğer maçta Suudi Arabistan-Meksika maçında, ya Suudi Arabistan şey maçında da ben çok beğendim. Yenildikleri Polonya maçında da çok beğendim. Gerçekten güzel futbol oynuyor bir kere Suudi Arabistan. Evet. Meksika'da, ya Meksika böyle bir Arjantin karşısında direndi ama onlar da böyle bir sürekli oyun tutma ve işte biz maça beraberlik, herkes plan üzerine, herkes belli bir planı var. Maçı berabere tamamlayıp son maçta Suudi Arabistan'ı yenip muhtemelen gruptan çıkmayı planlıyorlar. Şimdi karıştı ortalık. Ben o Suudi Arabistan şey maçında ben Polonya başta demiştim turnuva takımı değildir ama Polonya'ya şöyle bir şans güldü. Polonya yenilse bile Suudi Arabistan-Meksika maçını berabere bitme ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Evet. Ama ben yine Arjantin lider Suudi Arabistan 2 diyorum. Bana Polonya Arjantin gibi geliyor. Yani Arjantin bir çıkar, Polonya iki çıkar. Beraber kalır diyorsun sen. Beraber kalır gibi geliyor. O da bir düşük bir ihtimal gibi geliyor bana. Evet, çünkü berabere bitir hiç kimse yaramıyor ki. Ya yaramıyor ama yani yaramıyor, atıyorum tamam. Biri bir tane atar, öbürü de 89'da bir tane atar, beraber bitir. Bütün turnuvadaki bütün maçlar beraber bitiyor. İhtimal olmasa da ben Arjantin Suudi Arabistan diyorum. Öyle diyorsun. Ben yani Suudi Arabistan'ı biraz böyle içimden istediğim için söylüyorum. Çünkü cidden turnuvada futbol oynayan takımlardan birisi. Bir de ben cidden hocalarına da çok büyük sempati besledim. Ama Polonya maçından sonra... İşte Polonya maçında çok Jesus'un taktiklerini çok şey yapamamış Suudi Arabistan. Özümseyememiş, benimseyememiş. O yüzden orada alamadılar evet. Arjantin maçında mesela öyle değildi. Arjantin maçında tam Jesus'un taktiğini tam benimsemişlerdi. Bu maçta biraz bir kopma vardı. Bakın Meksika karşısında izleyeceğiz. Biliyorsunuz Jesus bütün Dünya Kupası'na damga vuran adam ya. Bütün takımların kazanmasına payı var yani. Yani bu sene Portekiz şampiyonluğu sonucunda Jesus oradan bir bağlarız. Mutlaka bağlarız. Orada da yazar. Yani orada işte Brezilya bile yazar çünkü Portekizce konuşuyor yani. Jesus'un Flamengo istiyor falan diye veririz. Yazar her türlü yazar. Tabii. D grubuna geçelim. Fransa son 16'ya kalan takımlardan biri oldu. İlk iki maçı belirgin kazandı. Belirgin bir şekilde. Ya ben halen Fransa ve Danimarka diyorum bu grupta. Danimarka ben de. Fransa maçında ben en azından şey gördüm. Yani çok dirençli bir takım. Ama Fransa'ya karşı ya zor gerçekten Fransa'ya karşı çok zor ya. Yani adamların ellerinde çok büyük yetenekte ki hala böyle çok 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 iyi futbol oynamıyorlar ama
Çok yetenekli adamlar var. İşte Mbappe geliyor, bir tane araya giriyor, atıyor. Yani ben mesela Mbappe, demin Messi için konuştuklarımızı, mesela ben Mbappe'yi hiç sevmiyorum ama inanılmaz yetenek herif. Yani herifin suretinde hiç futbolcu görmedim ben. Çok acayip. Muhtemelen bundan 10 yıl sonra Messi'nin, Ronaldo'nun rekorlarını falan Mbappe kıracak. Çünkü yaşı çok daha genç. Ama tabii orada ben Haaland'çıyım, her zaman ölene kadar Haaland'çı kalacağım. Yani. Haaland, Mbappe rekabeti. Öyle olacak. Ama sonuna kadar Haaland'çıyız yani. Çünkü çok itici, yerinden fazla itici. Ama kötü futbolcu olduğunu göstermiyor. Yani o Messi'den yola çıkarak, kardeşim Mbappe'nin nesi var da diyemiyorsun. Herifin her şeyi de var abi. Ya bir şekilde, Şampiyonlar Ligi. Bir gömme. Şampiyonlar Ligi yok. Sıradan oyuncu işte. Ya yani öyle dememiz lazım. Fransa 1, Danimarka 2 çıkar. Ben halen Fransa'nın final oynayacağını düşünüyorum bu arada. Daha ileride turlar oldukça konuşuruz ama baştan itibaren söylüyorum yani. Ben de Danimarka Avustralya'yı yener diyorum. Evet. İlk 2 olurdu. Yalnız Avustralya'nın hocası çok acayip. Yani ben her gördüğümde böyle kahveden yeni çıkmış dayı tipi var. Görmek dışarıda falan böyle acayip bir tip. Bir de direktör görmedim yani. Amatör hocası gibi tam. Keyfi de yokmuş gibi. Evet, yani. Orada olmak istemiyormuş da mecburiyetten. Ya Avustralya'nın milli takım hocası olsan senin de çok keyfin olmaz yani. Yani de sürekli bir zorlandığına getirilmiş havası falan. evet. Bekliyor da hayatta maça bakmıyor. E grubuna geçelim isterseniz. Evet, en fantastik grup. Japonya'nın. Burada... Yani Almanya'ya yaradı Japonya Costa Rica maçı. Ya çok gerçekten Japonya çok tarihi fırsatı kaçırdı. Yani hep berabere bile yani. Kalsa elinde acayip bir fırsat olacaktı ve yenildiler. Mesela hiç beklediğim bir maç olmadı, onu söyleyeyim yani. Sadece şey için söylemiyorum, işte Costa Rica farklı yenildi, onlar da Almanları yendi. Yok yani, bilmiyorum, herhalde bir 10 kere daha oynasalar Japonya alırmış gibi geliyor. Japonya bunu çok kötüydü. Ya İspanya bu gruptan çıktı bence. İkinci de Almanya hamam böceği gibi, gerçekten yok edemiyorsun yani. Ne yaparsan yap yani ölüsü kazanamasa çıkıyor. Da mesela öbürü yeniliyor, oradan bir gol atıyor, bir puan alıyor falan, gerçekten tam hamam böceği gibi. İspanya Almanya olacak büyük ihtimalle oradan. Ama Almanya için ya şeyi bir demin biraz şey yaptık. Yani şu Sandforce oyuna bir son verilmesi lazım. Özellikle mesela Almanya'nın ya ben bilebileli Almanya'nın hep iyi santforları vardır. Tabii, yani iyi golcüleri. Evet evet. Ya Dierhoff, Klinsmann aklıma gelen adamlar. Esas adamın aklıma gelmedi. İşte yok, o geçmişte o kadar değil. Gümbilleri falan izlemediğim için ya sonuçta hep bir santforu vardır bu adamların ki elinde öyle ya da böyle, ki çok parlak da bir adam değil. Herifin kariyeri fülkürkura bakın, hep alt liglerden falan gelmiş. Ama en azından santifor yani. Almanya'nın santiforlu olması lazım. Teknik direktörlük oyunu içinde söyleyeyim. Bence Flick çok sınıfta kaldı bu turnuvada. Tamam. Yani sonrası ne olur bilmiyorum ama şu ana kadar sınıfta kaldı. Bazen şey olur ama bir hatadan döner bir yerden. Ben mesela ilk maçta Fülkuruk'u bekliyorum. Fülkuruk'un da 2-3 gol atmasını bekliyorum yani. Bu maçta Costa Rica maçında bence kesin oynayacak. Ben de öyle. Ben Costa Rica Almanya maçının beraber bitmesini bekliyorum. Oo, çok büyük sürpriz. Gerçekten beraberlik bekliyorum. Çıkamayacak. Ben hiç zannetmiyorum. Almanya çıkamayacak mı? Hatta Finitko olduğunda çok iyi bir tane elimizde. Stefan Kuntz var bir tane. Hemen verelim hoca hemen olarak. Verebiliriz. Biz kim alacağız hoca? Hocamız yok. Samet bizde Aybaba çok. Biz Rıza Çalan bomba var. Çak en sonunda yemin ediyorum ya. Ne daha ne diyebilirim işte. Şu anda çok izlenmemenin ekmeğini yiyoruz. En büyük takımının başına geçsin diyorum. Böyle arşiva marşive girmeye çalışırlarsa böyle izlendikten sonra gerçekten hiçbir şey demiyorum. Samet Aybaba çok iyi hocadır. Evet. Ya abi, bence Kaan'ın söylediği çok fantastik bir şey ama olmaz yani. Bence de olmaz. Gerçekten olmaz. Yani Katar'a kar yer, Almanya Costa Rica ile beraber o kadar kalmaz. Diyorsun. Bak bu kadar büyük konuşuyorum. Costa Rica ilk maçta bak, kötü dağıldı ama Japonya maçında cidden fena değildi. Yani boş bir galibiyet değil o. Yok hayır. Aynı şekilde ben de hemfikirim ama yok abi, Almanya alır yani. Gerçekten alır. Yani. Yani bana Almanya hava yolları diyecek. Yani mesela İspanya maçında hakkı Almanlarındır. Almanya milli takımı o şey kendine inancını kaybetmiş gibi hissediyorum ve o ilk maç baskı altında iyi oynamayacaklar gibi hissediyorum. Ya ben ben Almanya'nın mesela en azından böyle bir çeyrek final yapabileceğini düşünmeye başladım, öyle söyleyeyim. Şeyi İspanya maçında oynadığı futbolu
gördükten sonra bence İspanya maçının hakkı kesin Almanya'nındı. Yani çok acayip, özellikle son 20 dakikada falan çok acayip goller kaçırdılar. İspanya'dan da iyi oynadılar. Abi senin dediğin biraz F grubuyla da alakalı. Evet, evet, oradan evet, gelecek takımlar. Evet, evet. Yani onu geçip belki öyle de konuşabiliriz orayı. Yani P grubundan bir şey gelmiyor çünkü. Şimdi Hırvatistan Belçika oynayacak. Orada Kanada elendi. Fas 2. sırada 4 puanla. Hırvatistan 4 puanla 1. sırada. Belçika 3 puanla 3. sırada. Umarım Hırvatistan Fas çıkar. Belçika evet. Çıkamaz. Ben Belçika'nın turnuva başlamadan gerçekten kupa almasını, şampiyon olmasını istiyordum ama daha ilk maç itibariyle gördüm ki Belçika değil bu kupayı herhangi bir halı sahada kupa alamaz yani. Niye de böyle bu kadar öyle anlamsız bir şey söylediysem. Belçika'ya niye bu kadar? Yani yok ama ciddi söylüyorum. Yani şu kadroya şu futbol oynatılması büyük ihanet. Ya bak ihanet diyorum yani. Cidden bir jenerasyon harcandı, gelen bir jenerasyon daha gidici olabilir gibi ya. Çünkü ben de Belçika kazansın çok istedim. Ama hiç takımda hiçbir şey yok yani an itibariyle. Bir de yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem tabii de yabancı basında işte yok şu şununla kavgalı, bu bununla zaten konuşuyor, şu bunu ya artık çok çocukça geliyor ya, bilmiyorum. Bir de en iyi eleştirileri De Bruyne yapıyor zaten takımla ilgili. Evet. Biz bir çok yaşlıyız diyor. Turnuvadan önce öyle böyle bir açıklama yapma. Ya, tamam çok yaşlı istersin de biz bu turnuvayı kazanamayız zaten falan. Denmemeli. Ama haklıymış da diyebilirim. Evet abi, bir taraftan da aslında takımın ne olduğunu ve gücünü görüyormuş. Ya. Biz dışarıda, ya ben alır demedim ama De Bruyne için istedim. De Bruyne'nin böyle bir kupa almasını istiyordum. Yani De Bruyne'ye Şampiyonlar Ligi'nde bir kupa alsın, oradan yoluna devam etsin. Hiç kupa almasa da önemli değil. Şu dönemde izlediğim en iyi orta saha oyuncularından yani. O yeter bana. Şeyi söyleyeyim. Ya Hırvatistan bu gruptan lider çıkacak çok büyük ihtimalle. Hırvatistan çok güzel açıldı bu arada. Yani çok büyük ihtimalle Hırvatlar son maç şeyle oynuyorlar sanırım. O zaman Belçika'yı yenecekler diyorsun. Ben Belçika'yı yenebileceklerini düşünüyorum. Bana da yenecekler. Fas Kanada maçında bir sürpriz olmaz herhalde. Fas... Yani Kanada'ya sürpriz olur. Onu söyleyeyim yani bana sürpriz olmaz yani. Fas alır o maçı ya. Yani... Kanada herhangi bir maçı alamaz gibi geliyor. Fas alırdan öte Kanada çok maç alabilecekmiş gibi. Bir de Belçika maçında gerçekten çok iyi oynadı. Tabii burada şey de var. Şimdi birinci ve ikinci çıkan kişi takımlar. E grubunun bir ve ikisiyle eşleşecek. Orada İspanya, Almanya. Evet. Şimdi burada birinci mi olmak iyi, ikinci mi olmak iyi? Ya ben bir kere şeyden kaçarım. Ben İspanya'dan kaçardım. Orada zaten her halükarda Almanya ile o ikiden biriyle karşılaşacaksam Almanya'yı tercih ederim. Muhtemelen öyle ya da böyle en moral bozucu kısmı Japonya'nın yenilmesine en çok bunlar sinirlenmiştir. Ne güzel önlerine Japonya gelecekken Almanya gelecek. Öyle ya da böyle, öyle de olsa Almanya yani. Ama yani Hırvatistan, Almanya, Fas, İspanya gibi olur geliyor bana. Yani ben hiç bilemiyorum şu an. Ama İspanya ile karşılaşacak takım. Ben Hırvatistan birinci, Fas ikinci diyorum. Hı hı. O zaman Fas İspanya ile karşılaşacak. Evet. Yani bizim tahminlerimize göre Almanya ile de Hırvatistan. Hırvatistan. Orada da Hırvatistan. Ben yine geçer. Hırvatistan Almanya'yı yener bence. Hem de öyle hiç çok zorlanmadan yener yani. Sen ne diyorsun Kaan? Çok kafamdan çok şey geçiyor. Ya bana da sanki ya içimdeki ses fazla Hırvatistan diyor. Hırvatistan bir çıkacak diyor ama Belçika koparabilir diyor. Çıkabilir diyor. Belçika çıksa da hiçbir şey olmaz. Ya çıksa da bir şey olmaz. Yani. Ya gerçekten da çok kötü. Yani bir sistem değişikliğiyle son maçta büyük bir sürpriz olur mu bilmiyorum Martínez ama. Martínez adam değilsin diye bağırmak istiyorum arada ya. Gerçekten. Yani çok büyük hayal. Bence şu ana kadar turnuvanın en büyük hayali. Tabii canım. Ya kadro zaten iyi ama De Bruyne ile de bir şeyler yaparsın ya. Ya sadece De Bruyne değil, orta sahayı başka bir şekilde kurgulayabilirsin. Yani mesela geçen maçta şimdi orada bir tercih yaparsın. Ya mesela son 30'da 40'ta Mertens'i atabilirsin ya maça öyle başlayabilirsin. Şimdi ben Galatasaray'daki oyun itibariyle gördükten sonra ben Mertens şu Belçika takımında çok rahat ilk 11 oynarmış diyorum. Santrfor olarak değil ama mesela son 2-3 maç itibariyle baktığında Mertens gayet orta sahada basan, pres yapan, doğru yerlere koşu yapan filan futbolcu. De Bruyne'yle yani de anlaşabilir. Ki son maçta mesela Mertens girdikten sonra bir şut çekti, pozisyonlar yarattı.
Yani şu Belçika takımında gayet rahat oynayabilirmiş yani. Bence de. Yani G grubuna geçelim istiyorsanız. Brezilya lider. Brezilya son 6'ya kaldı. Diğer takımların şansı devam ediyor. İsviçre 3 puanla ikinci, Kamerun 1 puanla. Hepsinin şansı var. Burada hepsinin evet. şansı var. Yani Brezilya son maçta şeyle oynayacak. Kamerun'la oynayacak. Sırbistan, İsviçre. Valla ben hala Brezilya, İsviçre diyorum burada. Dün İsviçre'yi de izledim. Yani çok böyle yenilmesi çok kolay bir takım değilmiş gibi gözüküyor İsviçre. Bir kere çok iyi. Bence turnuvanın en iyi kalecisine sahipler. Benim izlediğim, turnuva boyunca izlediğim en iyi kaleci Sommer. Ya zaten Almanya'da da, Bundesliga'da da çok iyi oynuyor. Çok inatçı ve savunmaları öyle çok kolay geçilebilen bir takım değil. Çok iyi kademe yapıyorlar. Yine şeyi de söyleyeyim, mesela turnuvada en iyi gördüğüm kademe anlayışına sahip takım İsviçre. Bu kadar övdükten sonra muhtemelen ben bu kadar övdüğüm için çakarlar. Ayrıca bunlara. Benim FM23'teki ilk sevimde dünya şampiyonu oldular. Onlar kazandı Dünya Kupası'nı. Belçika'yı yenerek finalde. O açıdan Brezilya, İsviçre diyorum ben. Brezilya 1, İsviçre 2 çıkar diyorum. Brezilya, İsviçre. Ben de Brezilya, İsviçre diyorum. Ama İsviçre'yi yattık bugün. Hayatta çıkamazlar yani. Bundan sonra. Ya yok ya, ya çok büyük ya maçın 3. 5. dakikasında kırmızı kart görmeleri lazım. Çok ben yenilmesi evet. çok zor bir takım olarak gördüm. Sadece bir, ki dünkü Brezilya iyi olmayan bir Brezilya olmasına rağmen acayip bir savunma anlayışları var. Orta sahada mesela her şeyin, her kaybedilen topun arkasında bir oyuncu daha yerleşiyor. Bazen sahanın içine böyle 14-15 kişi varlarmış gibi geldi. Bu arada yani. Konuşulmaz ama dünya sıralamasında da üst sıralarda bir takımdır aslında. 15-16 olmaları lazım yanılmıyorsam. H grubuna da geçelim. Bu son konuşacağımız grup. Portekiz burada birinci çıktı. Uruguay hayal kırıklığı. Grupta sonuncu 1 puanla. Güney Kore 1 puanla 3. Ghana 3 puanla 2. Ya burada da herkesin, yani Portekiz hariç herkesin çıkabilme ihtimali var aslında. 3 takımın da. Ya bir kere Uruguay, ben mesela şu Dünya Kupası için ilk kovulacak hoca bu arkadaş onun. Yani mesela Bilardolardan filan bu adama gelindiyse, cidden söylüyorum yani, Carlos Bilardo'dan sonra bu arkadaşa geldiyse Uruguay milli takımı yazık. Çünkü elindeki kadroyu bu kadar mundar eden bir teknik direktör daha olamaz. Mesela bütün teknik direktörler açısından elindeki kadroyu en kötü kullanan teknik direktör. Yani çok kötü bir kadro. Ne oynuyor Uruguay gerçekten anlamak mümkün değil. Ya hayır, Uruguay hep her zaman savunma direnci yüksek bir takım olmuştur ama hücum da edersin yani. Hiçbir hücum şeyi yok. Organizasyonu yok. Hiçbir aksiyonda bulunmuyorsun. Yani biraz da yaşlı gerçi ama mesela abi şimdi orta sahada mesela Vecino'yu oynatıyor, tamam mı? Abi adam, bu herif İtalya'da da çok böyle muhteşem falan futbol oynamıyor yani. Valverde mesela, ben çok ilk programda söylemiştim. İzlemeyi çok istiyorum diye Dünya Kupası'nda. Yani izlemesen de olurmuş yani. Hiçbir farkı yok. Ki bence turnuvadan önce birçok kişinin, ya benim de öyleydi mesela, en çok izlemek istediği oyunculardan biriydi. Evet. Yani hiç oynatamıyor ki yani. Ki elinde Valverde'nin hızına sahip çok o pozisyonda oyuncu yokken sadece onun üzerinden bile oyun kurabilirdin. Nasıl bu kadar üretemeyen bir takım bilmiyorum. Ya ben ya şey söyleyeyim. Şimdi herkes Galatasaray'ı diyecek abi. Mesela Nasyonel'de oynayan bir kaleci var, tamam mı? Kalecilik bir iş yok gerçi. Gerçi dünkü golü muhtemelen Musa Yaramaz da. Abi çok sıradan bir takımda oynayan bir takım kalecisi. Mesela Muslera'yı niye tercih etmiyorsun? Gerçekten çok merak ediyorum. Mesela niye Muslera yok yani? Eğer şey düşünüyorsan, ya ben işte Muslera'dan sonra kaleyi bu arkadaşa bırakacağım. O yüzden şimdiden... Abi yani o da 29 yaşında. Çok yani herif 22-23 yaşında olur. Bu anlayışı kabul ederim de. Ya daha önce Sivas'ta falan oynamış bir adam. Bir de Muslera... Çok formda. Evet, bir de yani cidden Muslera çok oldu. Ligde yani, birincisi. Ya muhtemelen hiç izlememiş Muslera'yı bu sene. Bence Avrupa'nın bu sene en iyi kalecilerinden biri bu performansıyla, ki Muslera genelde... %83 galiba kurtarış yüzdesi. Sezona iyi başla, böyle başlamaz. Evet. Muslera hep sonradan açılır, Arap atı gibi. Yani Uruguay o açıdan benim için çok hayal kırıklığı. Bu arada dünün en güzel maçlarından biriydi. Ghana, Güney Kore ve Kamerun. Sırbistan maçı.
Abubakar'ın şovu. Evet, gerçekten Abubakar'ın şovu çok çok şahane. Acayip bir gol. Bir gol attı. Evet, çok güzel bir Bence gol. Asist de çok iyi. Ya bu arada yaptığı koşu. Oyuncu değişikliği. Songun orada yaptığı oyuncu değişikliği çok doğruydu. Giden oyunu yakaladı ama oraya gelmesinde de Songun hatası var. Yani son Portekiz, Gana ve Güney Kore, Uruguay çok özür dilerim. Son maçlar. Portekiz doğru söyledim. Güney Kore, Portekiz. Tamam. Güney Kore, Uruguay, Portekiz, Uruguay, Gana değil mi? Valla bu Uruguay herkes yensin isterim ya. Ama Gana zaten yani Gana, ben Afrika takımlarına karşı 1990 Dünya Kupası'ndan beri içimde olduğum olası büyük bir sevgi vardır. Her zaman çok sevmişimdir ve desteklemişimdir. O yüzden Gana'nın çıkmasını istiyorum. Kolay değil ama Gana'nın çıkmasını istiyorum. Uruguay bu futbolla hiçbir yere çıkmasın. Hoş buradan kim çıkarsa Brezilya'nın rakibi olacak. O açıdan ikinci çıkan için zor olacak. Ama şunu da söyleyeyim, mesela Brezilya Uruguay ile karşılaşsın hiç tahmin etmediğimiz maç olur. Onu da söyleyeyim. O çünkü o kıtadaki takımların oyunları, dinamikleri bambaşka oluyor yani. Ama ben Portekiz ardına Gana gelir diye hissetmesem de istiyorum. İçimdeki his de Uruguay'ın bir şekilde çıkabileceği. Bana Gana çıkabilir gibi geliyor. Yani bir Portekiz iki Gana olabilir gibi geliyor. Bir de üstüne yani Uruguay bence birazcık moralman da daha zor durum. Çünkü beklentiler ne kadar düşükse son maçta Gana'dan beklenti daha düşük, daha rahat oynayacaklardır. Ya Uruguay çok tecrübeli bir takım. O yüzden burada bir reaksiyon gösterecekler gibi geliyor bana. İşte ben de öyle bir içimden yani futbolun doğrusu ve gerçeği adına bunlar son maçı kazanır. Portekiz'in ardına yerleşir, sonra Brezilya'nın rakibi olur. Ben de öyle düşünüyorum. Brezilya'yı falan elerlerse ne şurada tükürdüğümüzü yalarız yemin ediyorum abi. Tabii sürekli turnuva başladığından beri ileri geri konuşuyoruz. Çok yani. Abi Arjantin çok. Hayır abi ben böyle konuşuyorum canım. Yani çok yuvarlak kelimeler kullanmayı da bilirim. Ben içimdeki şeyi söylüyorum. Yani yoksa işte Uruguay'da şey yapmamak lazım. Dünya Kupaları'nın geriklisi falan diye konuşurum yani, sorun değil. Ama ya içimdekini söylüyorum yani. Ya da diyebilirsin belki. Arjantin maçının ilk yarısı bittiğinde Messi'nin oyundan çıkması gerektiğini falan. Evet böyle şeyler söyleyenler var. Ya abi Messi gibi bir adam oyundan çıkartamazsın ya. Yani o sıra dışı olacağım şeyleri bunlar. Ama bu çok çabaları. Yok abi ben sana söyleyeyim. Bu ülkede tanınmak istiyorsan, izlenmek istiyorsan, okunmak istiyorsan temel kural şu. Herkesin düşündüğünün tam tersini söyleyeceksin. En sıra dışı şeyi söyleyeceksin. En sıra dışı şeyi söylersen mesela sen otur mesela, biz burada 1000 tane program yapalım. Çok düzgün, hiç böyle edebimizi bozmadan. Ben abi, birimiz şurada, o da çok gerçekçi olmadığı için Dünya Kupası'ndan örnek vereyim. Brezilya nah şampiyon olur diyeyim abi, tamam mı? Ama her programı bunun üzerine yapalım yani. O Türkiye Ligi'nden özellikle yapmadım. Bizi izleyen Brezilyalı yoktur muhtemelen. Ya düşünsene abi, haftaya şuraya geliyorlar, samba yapalım. Ağzım yakışmadı o mutasa. Dövüyor, dayak yiyor. Alex heykelinin önünde döveceğiz sizi diye. Yani böyle en sırada şeyi söylersen abi izleniyorsun, okunuyorsun. Evet. Yani bu bir kural yani. İşte mesela Galatasaray'da Oliveira oynamamalı diyen adamlar da onun için söyledi. Messi'yi çıkart diyen adam da onun için söylüyor. Jesus yalayan niye yalıyor hala anlamış değilim. Ya ben bilmiyorum, Messi'yi çıkarmak. Abi zaten Messi, gerçekten öyle düşünmüyor da ya, tamam bir mı? Çıkartamazsın, iki ya sonuçta teknik direktör de olsa o da bir insan evladı ve o da, onun da bir mesleği var, mesleği koruması lazım yani. Yani bir de hani Messi'yi çıkarıp yenildiğini düşünsene, seni ülkene iltica etmek durumunda kalırsın. Asarlar yani. Abi adam, onu söyleyeyim yani. Bir de sorun çözebilecek oyuncular arasında en tepede. Yani ve sen sıkışık bir maçtasın, sorun çözmen lazım. İşte yani. Zaten işte Messi'nin attığı gol itibariyle ya abi oturup adamları yapamazsın yani. Değil tamam, Messi'nin çok kötü oynadığı maçlar vardır, çok kötü oynadığı dönemler vardır ama sadece Messi özelinde de değil. O tip oyuncuların özelliği şudur abi. İşte o pozisyonu dikkatli izlerseniz ilk hep kademeli tutuldu. Yani önüne biri geldi, sonra bir kişi daha geldi.
Boşluk bulduğu ilk pozisyonda ve boşluk bulduğu ilk pozisyonda gol attı. Yani mesela o pozisyonda işte şeyde Arjantin'de başka bir adam o vuruşu yapamazdı. Messi yapardı. O yüzden Messi zaten o adam. Şöyle de bir şey var. Bir de çıkartamazsın abi. Kimse kusura bakma. Kimse boş boş konuşmasın. Sen de teknik direktör olsan Messi'yi çıkartamazsın. Oyundan alamazsın abi, tamam mı? Adamı döverler. Gerçekten ya ceza sahası çevresinden penaltı atıyormuş gibi frikik atıyor aynı zamanda. Böyle bir silah. Duran topları çok iyi kullanıyor falan. Ya bir sürü şey, özelliği var abi adamın. Yani ekstra bir sürü özelliği var. Ya onun dışında abi adam yani ayağın içiyle dışıyla bir pas atıyor, herkesi dışarıda bırakıyor. Ki o boşluğu hiç vermemelerine ama diyorum ya o maç boyunca bulduğu ilk boş pozisyon. Yani önündeki kimseyi karşılamadığı pozisyon. Ya Meksika, ben arkadaşlarımla falan da konuşurken hani futbolu katlediyor falan ya diye yorumlar yaptım. Gerçekten kesin, can sıkıcıydı ama çok da iyi savunma yaptılar. Ya hayır, o sonuç almak için, bu arada Dünya Kupalarında sonuç almak için bu oyunu oynayabilirsin de, tamam mı? Çünkü hepi topu 7 tane maç yapacaksın şampiyon olman için. O açıdan şey değil yani. Her yol mübahtır. Görüntüye Messi ile Maradona geliyor, tamam mı? Abi Maradona'yı da oyundan çıkartamazsın. Çıkartamazsın abi. Yani bazı oyuncuları çıkartamazsın oyundan. Yani çık desen çıkmayabilir. Bak çıkartmak şey değil yani. Messi'yi çıkart ya efsane ol ya kestane ol filan. Olmaz abi yani. Messi'yi çıkartsan, Arjantin kazansa yine efsane olamazsın bu arada. Yani orada da herkes şey der sana. Ulan helal olsun doğru yaptın der. Ama 3. maça yine Messi ile çıkacaksın. Bu arada sorun Messi değildi o maçta. Evet. Yani. Ben de hemfikirim. Arjantin'in oyundaki temel problem var. Ve Arjantin'in ben turnuvadan önce de ısrarlı söyledim. Abi Arjantin şimdi herkes şu karşılaştırmayı yapıyor. İşte Messi'nin Dünya Kupası yok, Maradona'nın var. Abi kimse kusura bakmasın. Bu turnuva itibariyle geçmediğimiz turnuvalarda bu kadar değil ama şu turnuva itibariyle abi Maradona'nın yanında oynayan oyuncular gibi oyuncular da yok Messi'nin yanında yani. Messi'nin eli ya abi hala Di Maria ile oynuyorsun ya. Yani ya, hakikaten Di Maria. Ve Di Maria 90 dakika oynuyor. Ya Di Maria ya mesela kaldım yani. Ciddi söylüyorum kaldım yani. Abi Di Maria'nın yerine oynatabileceğin hiçbir oyuncu yok mu yani? Abi, Maradona'nın yanında oynadığı santrafor Caniche'ydi abi. Yani Maradona'nın elinde gerçekten o 86 kadrosu Passarella falan çok iyi takımdı yani. Şimdi Messi'nin öyle de bir şanssızlığı var. Hoş daha iyi kadrolar da oldu bundan belki Dünya Kupası'nda da. Orada da bütünlük yok yani. Ya yok bu Arjantin'in forvet, başarılı bütün oyuncular olması, forvet, kanat. Bu Arjantin'in başarılı olmasının imkanı yok yani onu söyleyeyim yani. Bana bir kere teknik direktör olarak ki 36 ile gelmişler buraya. 36 yenilmezlik serisiyle gelmişler. Yani çok güç bir iş yani. Hangi takım olsan güç, Brezilya'da olsan güç, kolay da bir iş değil. Brezilya 17 maç. Bu oyun değil mesela şeyin Arjantin'in hakkı yani. Şeyde Mancini'de olması lazım rekor. 37-38. Evet, İtalya ile. O geçilmedi hala. Çok güzel bir takım da buradan. Keşke İtalya olsaydı. Şenol Güneş'i de çok etkilemişti. İtalya son iki Dünya Kupası'nda yok. İtalya Dünya Şampiyonu olduktan sonra ilk turlarda takip eden iki Dünya Kupası'nda ilk turda elendi. Gruptan çıkamadı. Çok özür dilerim. Son iki Dünya Kupası'nda da yok. Yani İtalya bir taraftan da İtalya gibi takım da istiyor. Çok şeydir yani. Yani Dünya Kupası deyince akla gelen ilk takımlarda ülkelerden biridir yani. Son çağlarda bir de o Grosso'nun penaltısı son kazandıran. Hatırladım. Bak. Hasret kaldık. Bir Şenol Güneş Türkiye'sine, bir Mancini İtalya'sına. Ya Mancini İtalya'sıyla onu söylüyordum. Şenol Güneş de çok etkilemişti Euro 2020 bizim açılış maçında. Oyuncular öyle bir antrenman yaptı ki ben şaşırdım falan diye bir açıklama yapmıştı. Hepimiz sonra çok şaşırmıştı. Ben böyle bir şey görmedim falan. Ben Türkiye'nin o kadar şaşırdığını hiç hatırlamıyorum. Dünyayı biraz takip edince şaşırmıyorsun. Dünyayı takip etmek lazım. Küçük dünyamızdan sıyrılıp. Yalnız var ya bizim gidişimiz Yaşan Öğrenci'yle Samet Ayva dövecek bizi. Yani dövsün ama mesela konuşmasın bizde daha iyi. Dövsün ama artık galleri de yensin gruplarda. Evet, C grubundan, B grubundan falan kurtulalım. Gerçi B'deyiz artık. B'deyiz. Evet, bitirelim o zaman ya. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Şeyde buluşacağız. Son 16 sonra belli olduğunda yine bir program çekeceğiz. Birbirinden isabetli tahminlerle buradayız. Evet. Hepsini öngörmüştük şu ana kadar. Salı Pazar Dünya Kupası özel bölümünde
Dünya Kupası gruplarının ikinci maçlarını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun.